Ben bu sunumu Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi adına yapacağım. Öncelikle müsaadenizle bu araştırma merkezinde neler yapmakta olduğumuzdan bahsetmek istiyorum. Bizim temel çalışma alanımız iklim modellemesi. Bölgesel iklim modellemesi olarak da düzeltmek isterim. Normalde 50 kilometrelik bir yatay grid çözünürlüğünde bunu da iyileştirmek suretiyle kendi içerisinde 10 kilometrelik yatay gride bölerek ülkemiz coğrafyasını aslında daha geniş bir coğrafyayı tabii ama ben en azından ülkemiz coğrafyası üzerinde çalışmaya gayret ediyorum. Normal şartlarda bu MENA dediğimiz Middle East North Africa adlı bölgeden sorumluyuz. Bütün dünya belli bölgelere bölünmüş durumda. Herkes dünya üzerinde kendi alanını çalışıyor. Bilimsel yayınlar üretiyoruz. Bu bilimsel yayınların neticesinde oluşan bilgi dağarcığımızı eğitimlerle aktarıyoruz. Bugün olduğu gibi konferanslarda görüşmeler yapıyoruz. Gene endüstrinin faydasına olacak şekilde kendimizi ifade etmeye, daha doğrusu anlamlı bilgiyi aktarma gayretine giriyoruz. Aynı zamanda stratejik danışmanlıkta da bulunabiliyoruz. Şimdi 2019 yılında Çevre Bilimleri Enstitüsü'ne benim bir yüksek lisans tez sunumum oldu. Konusu Türkiye'nin belirli illerinde iklimin serbest soğutma potansiyeli üzerine bir araştırma. Bu belirli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir. Bu illerin seçim sebebi sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde en yüksek sırada yer almaları. Gene Türkiye'de kurulu White Space'in neredeyse iki katına çıkaracak olan Konya Ovası projesi kapsamında Konya incelemeyi tercih ettik. Bir de bu gruba genelde ne kadar soğuk o kadar iyi gibi bir yaklaşım katabileceğinden dolayı Erzurum iliyle alakalı olarak çalışmamızı yaptık. Erzurum'u yani soğuk iklimin bir örneği olarak aldık. Peki ne yaptık? Hedefimiz neydi? İklimimiz değişiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. 1975 ila 2004 yılları ve 2020 ile 2049 yılları arasında 30 yıllık periyotlar aldık. Bu 30 yıllık periyotların üçer saatlik aslında verisini bir saate interpole etmek suretiyle toplamda 262.992 saatlik her bir periyoda ait veriyi artık yıllarda dahil edilmek üzere yani birebir veri noktası sayımız aynı olacak şekilde çevre koşullarını, iklim parametrelerini değerlendirdik. Bu değerlendirme sırasında gördüğünüz Aşçı'nın Thermal Guidelines'ını 2015'te son yayınladı Teknik Komite 9.9. Bize şunu öngörüyor. Bir veri merkezinde A1 A4 sınıfı arasında çalıştırmak istediğimiz cihazlar için önerilen çevrel koşullar var. Bu çevrel koşullar 18 ila 27 derece dry bulb temperature. Bunu sunumun ilerleyen kısımlarında DBT kısaltmasıyla göreceksiniz. Yoğuşmayan bir nem aralığımız var. Bu da gene tavsiye edilen koşullar eksi 9 derece yoğuşma noktası ile 15 derece yoğuşma noktası ve azami %60 bağıl nem. Bunun haricindeki diğer kısımları şu an için katmıyoruz. Bunlar biraz daha teknik, çok özel konumlarda yani yüksek örneğin rakımlarda söz konusu olabilecek hassas noktalar. Sorumuz da şu. Bu aldığımız İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Erzurum şehirlerinin merkezlerinde açık havada bir sunucu çalıştırsak. Yani tamamen free cooling yapsak. Ama bu doğrudan free cooling. Yani herhangi bir şekilde 18 derecenin altında indirect heat exchanger kullanarak soğutma potansiyelini ölçmedik. Bu gelecekte yapmak istediğimiz bir çalışma. Sonuç itibariyle açık havada bir sunucu çalıştırsak, bunun toz vesaire gibi kaygılarımız olmadan, yılın kaç saatini ki bir yıl 24 saat çarpı 365 günden hesaplıyoruz.
Önerilen çevresel koşullarda, yani bu recommended kısımda geçirir ve bu değer nasıl değişmektedir diye kendimize soruyoruz. Bu sorunun cevabını da öncelikle Türkiye genelinde size vermek isterim. Bakın, 1975 ve 2004 aralığı ile 2020-2049 aralığının şu barlar ortalamalarını göstermekte. Türkiye'nin serbest soğutma potansiyelinde çok çok küçük nispi bir artış var. Bu 24 saat çarpı 365 üzerinden ulaşacağımız 8600 saatin yaklaşık 1100 saatini Türkiye genelinde, 1050 diyelim isterseniz, serbest soğutma yaparak geçirebileceğimizi gösteriyor. Fakat bu serbest soğutma potansiyeli illerimiz bazında farklılık gösteriyor. İstanbul ve İzmir'e dikkat ettiğimizde, zaten düşük olan İstanbul'un potansiyelinin gelecekte 2049 yılının sonuna kadar daha da az olacağını, yani düşeceğini, İzmir'in de aynı şekilde düşeceğini görüyoruz. Diğer taraftan Ankara, Konya ve Erzurum illerimizde ise serbest soğutma potansiyelimiz artıyor. Yani burada daha bir yılda ortalama yapabildiğimiz serbest soğutma, sadece atmosferik koşulları, iklim koşullarını kullanarak daha yüksek. Bunun nedenlerini de tabii ki araştırmak istiyoruz. Öncelikle denize kıyısı olan illerimiz İstanbul ve İzmir'in durumuna bakalım. İstanbul ve İzmir'in durumunu incelediğimizde, bunları özellikle denize kıyısı olan illerimiz olarak grupladım. Çünkü aynı karakteristiği gösteriyorlar. Neler oluyor? Bu denize kıyısı olan her iki ilimizde de 18 derecenin altındaki saatler, bu grafikte görebileceğiniz üzere, azalıyor. Yani 18 derecenin üzerinde daha çok zaman geçiriliyor. Bu da serbest soğutma, doğrudan serbest soğutma potansiyelimizi arttırıyor. Bununla birlikte aynı durumu İzmir için de gözlemleyebiliyoruz. Gene denize kıyısı olan İstanbul ve İzmir illerimiz özelinde incelediğimizde 27 derecenin üzerinde geçirilen zaman da artmakta. Bu da doğrudan serbest soğutma potansiyelimize bir düşme olarak, azalma olarak yansıyor. Çiğlenme noktasının 15 dereceyi aştığı saatler artıyor. Yani toplam saat sayısı artıyor 15 derecenin üzerinde çiğlenme noktası görülen. Bakın, şurada dew point büyüktür 15 derece olarak grafiğimizde belirtilmiş. Ve bütün bunların etkilerin toplamı, kümülatif etki dediğimiz, bu arada şurayı biraz daha açabiliriz isterseniz. Dew point büyük 15 derece demek, artık bu denize kıyısı olan illerimizde daha çok nem var demek. Bunların hepsinin saat saat topladığımızda görüyoruz ki iklimin serbest soğutma potansiyeli bir önceki periyoda nispeten, yani 1975-2004 aralığına nispetle azalıyor. Bu serbest soğutma yapmak istediğimiz veri merkezlerinde önemli bir kriter, İstanbul ve İzmir gibi örnek olarak ele aldığımız bu iki kentte serbest soğutma yatırımı yapmak, doğrudan serbest soğutma yatırımı yapmak akıllıca olmayabilir diye bize gösteriyor önümüzdeki 30 yıl için. Bir de deniz etkisinden uzak Anadolu illerimizi inceleyelim aynı şekilde. Bunlar da Ankara, Konya, Erzurum demiştik. Ankara'da da, Konya'da da, Erzurum'da da 18 derecenin altında kalan saat sayısı azalıyor. Yani aslında küresel ısınma, iklim değişikliği 18 derecenin altında bol bol geçirilen vakti azaltıyor. Bu da bizim doğrudan serbest soğutma potansiyelimizi arttırıyor. 27 derecenin aşıldığı saatler de artıyor. Gene bunu da ikinci kolonumuzda her üç ilimiz içinde gözlemleyebiliyoruz. Bu da iklim değişikliğinin doğrudan bir etkisi. Maalesef alt sınırı endirekt heat exchanger'larla kullanma şansımız varken, yani 18 derecenin altına indiğimizde esasen arzu edersek
doğrudan değil de endirekt bir soğutma potansiyelimiz var. Bunu çalışmadık. Biz çünkü iklim özelinde buna bakmak istedik. Sunumun sonlarına doğru sektöre nasıl daha faydalı olabileceğimiz hususunda da bilgi aktarıyor olacağım. Fakat iklim değişikliğinin özellikle ısıtma soğutma, daha doğrusu iklimlendirme sistemleri tercihimizde veri merkezleri için nasıl değiştiğini ifade edebilmek amacıyla bu grafikleri sunuyorum. Gene bağın nemin %60 değerini aştığı saat sayısı azalmakta. Bu da bize olumlu bir şekilde yansıyor. Çünkü bağın nemi %60'tan fazla istemiyoruz. Bu yüzden de direct free cooling potansiyelimizin arttığını görebiliyoruz. Neticesinde de gene kümülatif etki olarak deniz etkisinden uzak tüm illerimizde serbest soğutma potansiyelinin nispeten arttığını ifade ediyoruz. Şimdi bazı çıkarımlarımız var. Bunları da incelemekte fayda gördüğüm için takdim ediyorum. Konya en yüksek serbest soğutma potansiyeline sahip ilimiz. Bugün itibariyle %17,8 ve bu potansiyel artıyor. İstanbul en düşük serbest soğutma potansiyeline sahip ilimiz. %4,5 yıl içerisinde diye değerlendirebilirsiniz. Ve bu potansiyel daha da azalıyor. Artışın hızı ise Erzurum'da en yüksek. Yani Konya'da zaten en iyi potansiyele sahip, fakat Konya %7 artış gösterirken yıldan yıla ortalamada, Erzurum %12,7'lik bir artış gösteriyor. Bununla birlikte Ankara da artış göstermekte. Aksi şekilde özellikle İstanbul başta olmak üzere ardından da İzmir serbest soğutma potansiyelini kaybediyor. Bunlar da ne oranda nispeten kaybettiği ki göreceğiniz üzere %19 çok ciddi bir rakam. Özellikle nemin arttığı ortamlarda adiabatik soğutma ve swamp cooler dediğimiz soğutma cihazlarıyla soğutma yapmamız artık bu deniz kıyısı olan illerimizde pek mümkün olmayacağını anlıyoruz. Şimdi bizim amacımız ne? Bakın burada Airside Free Cooling Map, bunu Avrupa kendisi için hazırlamış durumda. Mavi en yüksek soğutma potansiyeline yerler, sahip yıllık yerler. Burada dikkatinizi çekerim, yeşile doğru tabii bu arada azalıyor. Burada dikkat edilen 27 dereceden düşük ve 15 dereceden düşük dew point'ler, çiğlenme noktaları dikkate alınmış. Efendim, hemen derleyip toparlamaya çalışacağım. 81 ilimizde biz bu çalışmayı yapmak istiyoruz ve extended free cooling potential, yani endirect heat exchanger'lar kullanılarak da bu işin başarılabileceği zamanlı hesaplamak istiyoruz. Önümüzdeki 30 yıl için. Böylece tesis edilecek veri merkezlerinin bölge soğutma sistemi seçimi, yatırımın geri dönüşünün değerlendirmesine referans olabilecek değerli veriyi üretmek istiyoruz. Yanında kanun ve politika yapıcıların bölgesel kalkınma ve enerji yatırımlarına, teşvik planlamalarına katkı sunmak istiyoruz.